Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz benimle oynama kanalından bir güne yepyeni bir videodan yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, yeni bir oyun size göstereceğiz. Hayalet elini görüyorsunuzdur zaten. Bu hayalet eli parmağı size gösterdiği zaman ondan sonra da işte siz ya gerçek ya da görevi seçmeniz lazım. Bu oyun genelde böyle şişeyle falan oynanılır. Böyle hani hepiniz toplanırsınız, ondan sonra çeviririz şişeyi. Kime gelirse o da ya gerçeği söylemesi lazım ya da bir görev yapması lazım. Bu da böyle bir hayalet oyunu arkadaşlar. Yani hayalet elinden 7 yaşından itibaren 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi yaklaşık bu oyunu oynayabiliyor arkadaşlar. İşte hayalet eli de bu. Bayağı da kavga gördüğünüz gibi. Herhalde Frankenstein eline benziyor. Birazdan da bir test yapacağız. Burada da kartlar var arkadaşlar. Mesela burada da işte gerçek yazıyor, görev yazıyor. Ya gerçeği seçiyorsunuz arkadaşlar, ya da bir görevi seçiyorsunuz, ya da yapmazsanız mesela gerçeği bir de görevi, o zaman ceza alıyorsunuz. O cezada yapmanız lazım. Onu da yapmazsanız tabii ki de oyunu kaybedersiniz. Yani oyunumuz gayet de basit. Bu oyunu kesin aranızda oynanan vardır. Dediğim gibi önceden böyle, eskiden de şimdi de böyle şişeyle oynanıyor. Ondan sonra da o şişe kime gösterirse o da işte gerçeği ya da görev yapması lazım. Yani seçmesi lazım arasından birisi. Bakar mısınız arkadaşlar ne kadar da korkunç. İşte böyle çalışıyor, ondan sonra da o parmakla birisini gösteriyor. Acayip eğlenceli, acayip de komik de bir oyun. Bir yandan da ama çok korkunç. Şimdi yine çalıştıralım. Nasıl gözüküyor masanın üstüne? Diyelim 3-4 tane kişi şimdi var. Ondan sonra çalıştırıyorsunuz bunu. O da böyle dönüyor. Parmağınla birisini gösteriyor gördüğünüz gibi. O da, ondan sonra arkadaşları da ona sorması lazım. İşte gerçek mi, görev mi diye. Yine böyle bakar mısınız ne kadar iğrenç, böyle örümcek gibi sanki. Acayip çok komik gösteriyor. Çok eğlenceli bir oyun. Ben de çok eskiden oynardım. Bir de daha hala belki de oynarım yani böyle bir oyun. Bir de kartlar da var işte. Hani sorunlarınızı düşünmenize gerekmiyor. O kartların her şeyi var o üstünde. Hani her şey yazıyor yani. Bayağı da var. Sorular var yani. Bu arada da arkadaşlar, abone olmadıysanız abone olun, çok sevinirim. Yorum da atmak isterseniz tabii ki de yorum da atabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum bak. Aslında bu oyunu böyle bir cadılar bayramında oynamak lazım. Çünkü ele bakın arkadaşlar, hayalet eli çok korkunç. Dediğim gibi bu arada da hoşunuza gittiyse çok sevinirim. Yani hoşunuza gittiyse sevinmiş olurum, öyle diyeyim size. Gitmediyse de gitmiştir ama kesin. Bir dahaki sefere.